Sevgili arkadaşlar, hepiniz oyuncu çift gününe hoş geldiniz. Minecraft'ın yepyeni bölümüyle karşınızdayız. Kankilerimize 24 saat içerisinde en iyi okulu yapan kazanır dedik. Şimdi tek tek gireceğiz, bakacağız en güzel okulu kim yapmış diye. Bu arada herkese yeni eğitim öğretim yılında başarılar diliyoruz. İnşallah sizin okulunuza benzer bir okul yapmışlardır. İlk takipçimizden başlıyoruz aşkım. Aşkım, bence okulu çok çirkin yaptılar. Genelde çünkü öğrenciler okulları sevmiyor. Ben de sevmezdim küçükken. Geldik ilk kardeşimizin okuluna. Bayrağımızı 10 numara yapmışsın kardeşim. Benim lisem de böyleydi arkadaşlar. Merdivenlerden çıkardık. Burada beden eğitimi öğretmeni olurdu. Aşağıya sıralanırdık. Törenimizi yaptıktan sonra içeriye girerdik. Şimdi hızlı hızlı dolaşacağız çünkü çok fazla okulumuz var. Bayan VC, burası neymiş? 5A sınıfı arkadaşlar. İçeriye hemen bir girelim. İçeriye girilmiyorsa kapıyı kırar gireriz. Hiç öğrenciyle öğretmen yok aşkım. Ne diyorsun? Birkaç tane öğrenci öğretmen koyabilirdi. Çok boş bir okul gibi geldi bana. Harbiden dostum ya. Birazcık da doldurabilirdin içerileri. Koridorlarda koşan öğrenciler falan yapabilirdin. Ne bileyim, teneffüs zili yapabilirdin. Kurucu odası ne ya? Müdürün odası yazıyor. Harbiden neyin kurucusu yapmış bu? Oğlum buraya birisi düşer anasını zaten. Bu nasıl bir merdiven? Bu okulun mimarı kim? 8B sınıfı. Bomboş. Kara tahta bile yapmamış. 7A, 7B, 7C sınıfları dolaşmaya gerek yok. Bir de aşkım, fark ettiysen hastane gibi bembeyaz yani. Bir tablo yok, kütüphane yok, kitaplık yok, bizim odalarımız yok. Hiçbir şey yok bu okulda. Vallahi kardeşim, benim sana puanım maksimum verebileceğim. Dışarıdan bakılınca çok güzel duruyor da. İçeriği pek beğenmedik ya. 6 puan veririm. Bak müdür yardımcısı Selçuk, senin odan. Vallahi benim odam neden mor değil? Bir tane masadan mı ibaret gerçekten benim odam? Dışarıdaki Türk bayrağına bir de bu kadar büyük yapmasına benim de puanım 6. Kantin de yok bir de. O dikkatimi çekti. La oğlum ne yapıyorsun, manyak mısın? Ne desin? Okulunu başına yakarım. Hava da karardı zaten. Arkadaşlar, benim bu okula puanım dediğim gibi 6. Gülüm seni kaç? Benim de 6. Daha fazlasını veremem bu okula. 6, 12 puan canım kardeşim. Haydi bir sonraki okulumuza geçelim. Geldik Doğukan kardeşimizin GVK okuluna. Burası da bayrağımızı yapmaya çalışmış ama birazcık kötü yapmış. İçeriye giriyoruz. Okul çok böyle hani kiremit rengi, tuğla rengi olduğu için bir içimi baydı, ne yalan söyleyeyim. Benim de baydı ama ön yargılı olmamak lazım. Etrafta çocukların hazırlamış olduğu el işi kağıtları. Erkek tuvaleti, tamam. Aha bak gülüm, burada kara tahta da var. Öğretmen de var, öğrenciler de var. Güzel, bakalım diğer sınıflarda var mı? Bu arada oğlum, kara tahta mı kaldı lan? Bizim zamanımızda vardı kara tahta. Şimdiki okulların hepsinde akıllı tahta var maşallah. Burası da kız VC'si, 1A sınıfı. Evet çocuklar, yeni öğretmeniniz, pardon yeni müdürünüz benim. Ayağınızı denk alın, tuvaletlerde falan sigara şapalağı yersiniz bak ha. Hadi bakalım, hadi bakalım. Bak sınıfları falan çok güzel yapmış ama koridor sanki ben müzedeyim. Resim tergisinde gibiyim hissettirdi bana ya. Bu nasıl bir talondur, bu nasıl bir dizayndır? Bari içeriği beyaz yapsaydın kardeşim. Öğretmenler odasını hiç beğenmedim. Müdür yardımcısı Ayşo diyor. Hadi bakalım. Oo, morların içerisinde bu sen misin Ayşo? Bak şimdi gönlümü buradan bir fethetti. Beni niye öldürdün? Arkadaşlar şu artık yok. Yeni bir müdür yardımcısına ihtiyacım var. Ben tekrar gelirim aşkım. Hiç merak etme. Balkon. Burası da okul müdürü Geblo'nun odası. Bak gülüm, burada benim maketim yok. Burada bizzat ben kendim varım. Bak şimdi oyuna girerim. Beni sinirlendirme. Öldürdün zaten beni. Reis, puanı kaç? Okulun dışı çok güzel. Bayrak. Benzetmeye çalışmış. Kendi odamı da çok beğendim. Sınıflar da dolu ama o koridorları hiç beğenemedim kardeşim. Oraları da birazcık özenseydin. Kitaplık, kantin falan da göremedim. Puanım 7. Diğer okuldan daha güzel aslında. Ben de 7 veririm. 7, 14 puanım var canım kardeşim Doğukan. Haydi bir sonraki okulumuza geçelim. Doksi'nin okulu, bayrağımızı daha yeni yapmaya çalışıyor. Görmezden geldim arkadaşlar. Dışarıdan bakılınca güzel bir okula benziyor. Bak pencerelerde falan öğrenciler de gözüküyor. İçeriye girişimizi yaptık. Ne bekliyor bizi burada? Bir adet kantin. Bak diğer okullarda kantin yoktu mesela. Bu okulumuzda kantinimiz var. Gayet güzel. Kankiler abone olun bu arada. Koridorlar yine bomboş. Kantin de boştu dikkatini çektiyse. Sınıflar da boşsa... Hayır, zil çaldı, herkes sınıfına girdi bak. Aferin çocuklar, dersinizi çalışın, hocanızı güzel dinleyin bakalım. Tahtayı keşke siyah yapsaydım. Öğretmenin elinde neden kitap değil de kılıç var? Kılıç değil gülüm, cetvel bu. Vuruyor mu öğrencilere yani cetvelle? Vuruyor tabii. Benim okulumda öğrencilere dayak var. Nasıl dayak var? Şiddet, hayır.
Burs sınıfı. Tamam güzel, bomboş. 9D sınıfı, 9E sınıfı. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bu okul güzel bir puan alır. Çok gerçekçi ve güzel yapmış. Koridor boş ama. Aşkım benim, dersteler dersteler baksana. Aa, burası kimin odası? Burası benim odam olmalı. Aynen seninmiş. Hayda. Gir bakayım içeri. Niye çıkıyorsun direkt? Sadece öğretmenlere girebilir. Öğretmenler odası. Fen bilgisi öğretmeni, beden eğitimi öğretmeni, coğrafya öğretmeni, tarih öğretmeni. Bu şu eşeği kim aldı okula? Konferans salonumuz bile varmış. Hay maşallah be. Gülüm bu çocuk benden 9 puanı kapar. O kadar mı? O kadar. Eksik yok ki. Her şeyi tam. Bir zil eksik o kadar. Senin odan nerede? Benim odam nerede lan harbiden hırbu? Reis, müdür Gemlo reisin odası. Eyvallah kardeşim, eyvallah. Sen kaç puan veriyorsun aşkım? Aşkım gerçekten 9 veriyor musun? Vallahi veriyorum. 10 numara okul daha ne olsun? Şimdi okulun bahçesini çok beğenemedim. Bayrak da yeni yapılıyordu. Oradan puanımı kıracağım. Koridorlar da bana çok boş geldi. Bir kütüphane, bir kitap göremedim. Bir okula dair bir tablo da göremedim. 9 puan verirsem diğer okulları görmeden haksızlık etmiş olurum diye düşünüyorum. Ve 8 puan veriyorum. 9-8 daha 17 puanla şu anda birinci kardeşimiz. Bakalım Doksi'yi geçen olacak mı? Geldik aslan yeğenim GVK Ruslan. Hoş geldiniz diyor. Eyvallah. Oğlum hoş geldin yazacağına okul ismi yazsaydın daha iyiydi. Dışarıdan bakılınca okula benziyor. Öğrenciler okula geç kalmışlar. Durun kimliğinizi görsün. Hangi okulda kimlik soruyorlar? Bir de müdüre. Neyse. Belki sınav günüdür. Çocuğum biz herhalde Harry Potter'ın okuluna geldik. Kardeşim okula böyle bir iniş olabilir mi ya? Bence de olamaz. Bodrum katına indik resmen, morga iner gibi. Ve büyük büyük okul tek katlı mı gerçekten? Dışarıdan bakılınca bir halta benziyor diyecektim. İdman odası ne ya? Tarih odası, hayat okulu. Allah Allah. Kardeşimiz ne yaşıyor? Nasıl bir okulda okuyor gerçek hayatta? Çok merak ediyorum Ruslancığım. Biyoloji, biyoloji diye yazılmaz. Fizik odası. Gebla şu yanlış yazmış senin ismini de reis, görüyor musun? Arşo ne ya? Gerçekten 0 puan veriyorum. Matematiği de yanlış yazmış. Oğlum ben de senin bir okula gitmeye ihtiyacın var biliyor musun canım kardeşim? Fazla söze gerek yok arkadaşlar. Biraz daha bakınırsam çok fazla puan kıracağım. O yüzden bir 3 puan veririm. Yok ya, büyüklüğü açısından sen de 3 verme. O kadar bloğu üst üste koymuş, cam koymuş. Bir kaç puan vereyim? Bir 5 puan vereyim. 5, 3 daha 8 puanla canım benim. Şu anlık sonuncusun. Bakalım senden daha sonuncu olacak mı? Geldik Gökmen kardeşimizin okuluna. Öğrenciler şu anda tören için sıraya girmiş. Beden eğitimi öğretmeni de burada herhalde arkadaşlar. İstiklal Marşımızı okutturuyor. Ondan sonra özel okulmuş burası. Sarı elbiseli kız öğrenci. Ha, sarılar kız, maviler erkek. Anladım. Parkı gördün mü dışarıda? Bakayım. Vay, okulun yanında güzel böyle bir aktivite alanı yapmış. Basket sahası, zıp zıp ve park. Önemsiz ve gereksiz. Özel okulda bizim işimiz olmaz oğlum. Bizim işimiz devlet okulu. Toplantı odası. Gayet güzel. Koridorlara da kitaplık ve çiçek koymuş. Reis havuz yapmış. Sen ne diyorsun? Keşke bizim lisede de olsaydı havuz ya. Bu okul işte. Çok pahalıdır. Parası olan böyle okullarda okuyor arkadaşlar. Kara tahta yapmış bak. Aferin sana. 6B sınıfı. Sınıfların içi boş. Bir canımı sıktı bunlar. Aa, burası doluymuş. Bazı sınıflar daha derse başlamamış yavrum. Sıradalar, bazıları başlamış. 5A sınıfına bakalım. Bunlar da başlamış. Hocamızın elinde cetvel var. Kusura bakmayın hocam. Bir okulu tanıtıyordum kameramanlara. Kütüphanemiz. Güzel. Bu ne lan? Güzel deyip geçemezsin buraya. Kimse kütüphane yapmamış. Baksana ne kadar güzel yapmış. Bu çocuk da benden yüksek bir puan alacak. Kantinimiz de var ve kantin de güzel. Aşırı güzel. Ben çok beğendim. Kaç puan veriyorsun reis? Bak bizim odamız da burada. Ve bizi yan yana yapmış. İlk defa. Şükürler olsun. Ne diyorsun aşkım? Puanını söyle. Sırf bizi yan yana yaptığı için. Normalde 9 verecektim. Ama 10. Ben de 9 puan veriyorum Gökmen'cim sana. 19 puanla şu anda birincisin. Öğretmenler odamız da varmış. Vay. İtirazım var. Az önceki okula 9 verip buna da 9 veremezsin reis. Veririm aşkım benim. Puan benim, damar benim, kan benim. Haksızlık var burada ama neyse, inşallah birinci olur. Şu anlık birincisin kardeşim. GVK Samedinyo Aygep Okulu'na hoş geldiniz. Hoş bulduk. Solda jacuzzi'miz vardır. Burası da mı özel okul be? Hangi okulda jacuzzi var ya? Bak zil koymuş. Benden yüksek bir puan alırsın gerçekten.
İçeriye girdi. Koşmak yasaktır. Koridorlarda öğrenciler var. Bravo. Şu an teneffüsler herhalde arkadaşlar. Kantinimiz burası. Arkada tavuk dönerler pişiyor. Hamburgerler pişiyor. Müdür yardımcısı Ayşe Reis'in odası. Gayet güzel bilgisayar bile yapmış Reis sana. Yapmış da keşke halım mor olsaydı diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Benim odam. Bak benim odam da gayet güzel. Yine ben çalışıyorum burada. Yok abi teneffüs değil. Bunlar istediler. Ha. Nasıl yani? Girin lan o zaman sınıflarınıza şöyle şeyler. Ben bu okulun müdürü olarak sizlere izin verdim mi dışarıya çıkıyorum. Lan seni görmek istiyorlar. Öldürmesene, vurmasana çocuklara. Allah Allah. Bir A sınıfı bakın aslanlarım nasıl çalışıyorlar. Hocam yok değil mi taşkınlık yapan şımaran? Varsa kulaklarını çekerim. Direkt ben benim odama yolla. Üst katta da öğrenciler takılıyor. Veli toplantı odamız var. Burası da çok güzel. İki tuvalet var mı? Bak Reis, kusursuz dediğimiz okul bu okul işte. Sadece bir tuğlalarını beğenmedim. Puan kırsam buradan kırarım ama kırmak da istemiyorum. Oo, dolap bile yapmış öğrenciler için. Bak bu da güzel bir detay. Kaç puan veriyorsun? Ben bu okula da 10 puan veriyorum. Sana bir şey diyeyim mi? Ben de 10 puan veriyorum. Sen ciddi misin? Harbi diyorum. 10 puanı Samet kaptı. O zaman yeni birincimiz 20 puanla Samet. Bayrağımızı da gayet güzel yapmış. Samet'i alkışlıyoruz. 10-10-20 puanla şu anda en iyi okul yapan kişi. Bakalım Samet'i geçen olacak mı? Geldik Ravel'in okuluna. Bayrağımızı yapamamış. Eksi 20 puan zaten kafadan. Kantin desen... Bu ne oğlum? Bu nasıl okul ya? Muhteşem papatyalar ve mor. Burası benim galiba. Sadece müdür Ayşo demiş. Eşşoğlu. Vurulmuyor da kafasına vurayım bir tane. Yıkarım ha sizin okulunuzu. Müdür yardımcısı ya, Gemlo. Çok iyi. 10 puan vereceğim bu okula. Öğrenci desen misin? He? Eşek. Neyse arkadaşlar. Bu okulu puanlamaya gerek bile yok. Zaten. Bak 10 puan. Troll maksatlı yapmış, bir sonraki okula geçelim. Talih yeğenimizin okulu da burasıymış arkadaşlar. Sade, ufak bir köy okulu yapmaya çalışmış. Güvenliği de var, bravo. İçeriye İlk defa biri yaptık. Güvenliği düşünmüş, bu çok önemli bir şey. Müdür yardımcısı, şuraya da tıklatmadan girmeyiz. Ben kapıya tekme atarak girerim, sen ne diyorsun Salih? Seni var ya kafanı kırarım. Tıklamadan girmeyecek. Ama en güzel sınıfı da sen yapmışsın ha. Gerçekten bak. Hoca tahtada bir şeyler anlatıyor. Başka bu katta bakılacak bir şey var mı? Yok. Benden öyle bir 2-3 kitaplık koymuşsun da onun yerine kütüphane yapsan daha iyiydi. Okul müdürü Geblon odası. Ya Allah bismillah. Bravo bana. Burada hangi sınıfları var? Kızlar tuvaleti, erkekler tuvaleti. Koskoca okulda bir tane mi sınıf var? Oğlum bu çok fazla özel bir okul ha. Tamam ya. Buraya puanım 5 Reis. Benim de 5. Ali kardeşimizin okulu da burasıymış. İçeriye girişimizi yaptık. Kankiler yeni okul yanınıza başarılar. Eyvallah. Zilimizi koymuş buraya. Çok güzel. Oğlum tünelden münelden geçiyoruz. Burası nasıl bir okul? Allah Allah. Öğrenciler derse girme... Yok kantin sırasında şu anda. Sadece kantini olan okul mu yapmış acaba? Bu ne oğlum? Kimin hangi öğrencinin kafası düşmüş? Fena değil. Derse girmeye çalışıyorlar. Ama ekstra başka bir şey yok ya bu okulda. Yo bu ne ya bilgisayar dersi diyor. Gülüm ilk defa bilgisayar laboratuvarı yapan bir çocuk çıktı he. Harbiden ilk ve tek sadece puanı da buradan alacak. Müdür yardımcısı Ayşe Reis'in odası morlar içerisinde. Teşekkür ediyorum buradan da puan alacaksın. Kaçak kat çıkmışsın teşekkürler. Harbiden kaçak kat çıkmış okula. Belediye görse yıkar oğlum bu okulu. Üst kata bir daha çıkalım. Bayanlar lavabosu, erkekler lavabosu. Kütüphanemiz de var. Gülüm bu çocuk bir 6.5'tan 7'ye hak etti. Odası burayı mor yaptığı için. 6.5 verecektim de 7 olsun hadi. Benden de bir 7 alsın. Zaten birinci olamayacak ama sırf o kaçak kat için 7. 7-7-14 puan canım kardeşim. Arkadaşlar geçenki videoda Astro kardeşimiz halı sahasını tamamlayamamıştı. Bu bölüm... Okul yapmadı ama yaptığı halı sahaya şöyle bir bakar mısınız? Bu halı saha o gün olsaydı birinci olurdu. 10 puan alırdı ben. Gülüm ne 10 puanı? Yıldızlı 10 puan alırdı lan. Keşke çok güzel olmuş. Buradaki yedek kulübesi yerine bir taraftar yeri yapsan daha iyi olabilirdi. Soyunma odaları, tuvaletler. Oğlum çok iyi lan. Vallahi muhteşem olmuş. Halı saha gerçekten renkleri falan da tam uymuş ha. Çok canlı, çok güzel. Hiçbir eksiği yok. Bak aşkım köşelere falan noktaları her şeyi süper olmuş. Vallahi. Yine de ben puanlamak istiyorum ve 10 puan veriyorum. Çok simetrik.
Kanki yarı bu oğlu sayesinde 10 puan verin bence. Neyse, günün kazananı kimdi okulda? Samet de. 20 tam puanla. Samet, 20 tam puan alan enler kişilerden birisin. Bak Ayşe'ye herkes 10 puan verir ama ben kolay kolay kimseye 10 puan vermem. Sen 10 puanı hak ettin. Güzelle yarıştın, güzelle okulu yapmışsın. Günün birincisi oluyorsun. Bir sonraki videoda kankiler 24 saat boyunca cami yapacak arkadaşlar. Bakalım en iyi camiyi kim yapacak, göreceğiz. O zaman kankiler, videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Samet'in de alnından öptüm aslan yeğenim benim.